Elazığ ilinin bugünkü yerleşim yeri konum olarak yeni olmasına rağmen bölgenin tarihi oldukça eskidir. Bu nedenle Elazığ tarihini neşet ettiği yer olan Harput tarihi ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Elazığ ili dahilinde yapılan kazı ve araştırmalara göre Harput ve çevresinin tarihi Paleolitik çağa kadar inmektedir. İlk defa 1018 Çubukoğulları tarihinde Türk iskanına sahne olan Elazığ tarihi, kaleleri, camileri, türbeleri, kiliseleri, köprüleri, kaplıcaları ve benzer yapılarıyla Türk kültürünün açık hava müzesine sahiptir. Günümüzde Elazığ ili sınırları içerisinde yer alan ve ziyaret inancının yoğun olarak yaşandığı Harput, bu özelliğinden dolayı Evliyalar Diyarı olarak adlandırılmaktadır. Bu ilim merkezinde yetişen ilim ve tasavvuf ehli velilerin kabirleri yöre halkı tarafından yoğun olarak ziyarete sahne almaktadır. Biz de sizlere hakkında birçok efsane anlatılan ve türbeler içerisinde ilgi odağı olan 700 yıldır cesedi çürümeyen Arap Baba'yı tanıtacağız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, başı vücudundan ayrı olan ve 700 yıldır bozulmadan duran cesedi görünce hayrete düşüyor. Arap Baba'nın kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Aynı isimle anılan Mescid'in kitabesinde Selçuklu hükümdarı 3. Gıyasettin Keyhüsrav zamanında yaşadığı Yusuf bin Arapşah isminde olduğu yazıyor. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. 13. asırda yaşadığı rivayet edilen Arap Baba, Harput fethi için gelen Selçuklu kumandanlarından olup aynı zamanda büyük bir velidir. İslamiyet'i yaymak için bazen kılıç kullanan Arap Baba, çoğu zaman insanlara doğru yolu göstermek için vaaz ve nasihatlerde bulunmuştur. Arap Baba'nın türbesi 1279 tarihinde yapılmıştır. Türbenin alt katında kabir odası, üst katında ise ziyaret edilen sanduka vardır. Arap Baba türbesi, mescit türbe terkibinde sert bir kayanın üstüne inşa edilmiştir. İki katlıdır. Türbe bölümü hiçbir süs unsuru irtiba etmez. Arap Baba türbesindeki Arap Baba'nın naaşı yıllardır ziyaretçilere açık tutuluyordu. Türbenin içinde cam bir bölmede sergilenen naaşın başında bir görevli duruyor. Yeşil örtü ile üzeri kapalı olan naaşını görmek isteyenler örtüyü kaldırarak bozulmadan duran naaşı görebiliyordu. Ancak daha sonra herkes tarafından görülmesi yasaklandı. Arap Baba'nın naaşı kafa kısmı gövdeden kesilmiş olarak yanında duruyor. Keramet ehli bir kişi olduğuna inanılan Arap Baba hakkında anlatılan bir diğer menkıbe de şöyledir. Arap Baba Arabistan'dan Harput'a gelen bir seyyahtır. Bir gelişinde Harput'a 2-3 ay kaldıktan sonra burada vefat etmiştir. O zamanlar Harput'ta çok şiddetli kış mevsimleri yaşandığından vefat edenler çetin kış şartlarından dolayı defin edilememiştir. Defin işlemleri için gelince karşılarında Arap Baba'nın çürümemiş cesedini görüp şaşırmışlardır. Bu zatın keramet ehli biri olduğunu düşünerek günümüzde bulunan yere türbe yapıp ziyarete açmışlardır.
Türbe, cesedin çürümemiş olması ve bu nedenle keramet ehli bir kişi olduğu kanaatiyle yoğun olarak ziyaret ediliyor. Türbeye daha çok akıl, ruh ve felahi hastalar şifa bulmak, yaşı ilerlediği halde evlenemeyen gençler kısmetlerinin açılması, herhangi bir işte çalışmayanlar ise bir iş sahibi olabilmek için gelmektedir. Yaptığımız gözlemler neticesinde ziyarete gelen kişilerin türbede Kur'an okuyup dua ettikleri gibi yeşil örtüyü öptükleri ve ağrıyan kısımlarına sürdükleri de görülmektedir. Arap Baba, türbemize hoş geldiniz. Arap Baba gerçekten Allah'ın sevdiği kullarından biridir. Büyük Selçukların zamanında yaşayan büyük bir komutan, asker olduğunu söyleniyor. Ama zatımızın gerçekten başı ayrı vaziyette duruyor, belki biliyorsunuz. O baş konusunda farklı iki rivayet var. Bir rivayete göre burada savaşta şehit olduğunu söyleniyor. Ve başı kılıçla kesilmiş diyorlar, başını vermeyen şehit. Ama ikinci bir rivayete göre ise zatımızın burada şehit olduktan sonra Harput'umuzda büyük bir kıtlık dönemi yaşanıyor. Kulaklık geçiyor ve yağmurlar yağmıyor aynı zaman. Kralın kızı Selviye Hanım bir kadın varmış. O kadın rüyasına gidiyor 2-3 sefer arka arkaya. Mübarek zat Arap Baba'nın başını keserseniz, şu derenin içine atarsanız bu kıtlık gidermiş oluyor ve bolluklar ve yağmurlar yağacak. Zatımızın başı daha sonra o kadın tarafından kesildiğini söyleniyor ve bu derenin içine atılıyor diyorlar. Ama bu sefer bir yağmur başlıyor, o yağmur durmuyor, her taraf sel ve tufana dönüşüyor. Tekrarca o kadın rüyasına gidiyor, Arap Baba'nın tekrar başını bulup getirip yerine koyarsanız bu tufanlar ve yağışlar durur. O kadın tarafında yine zatın başı tekrar bulunmuş, getirip yerine konulmuş ve yağmurlar da durmuş diyorlar. Ama o kadın da amansız bir hastalığa yakalanmış diyorlar. Vefat etmiş. Hakikaten Allah'ın sevdiği kullarından biridir. Belki biliyorsunuz zatımızın 3-4 yıla kadar evvel açıktı. Bu son 3-4 yıl içerisinde gerekse Sayın Valimizin emriyle, gerekse Sayın Vakıflarımızın bölge müdürü emriyle zatımızı kapatma noktasına gelmiş. Demek ki gerçekten biraz baş kısmında deforma olduğundan dolayı kesilmişti, yani kapatılmıştı. Fırat TV'ye teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Allah kabul etsin efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Valla biz yolcuyduk. İzmir tarafından geliyorduk. Van Erişe doğru gidiyoruz. Evet. Depremden dolayı gitmiştik İzmir'e. Tabii havalar güzelleşince Erişe doğru memleketimize geri dönüyorduk. Elazığ'da geçerken burada mübarek bir türbenin olduğunu söylediler. Kesikbaş Arap Baba diye adlandırılan. Harput tepesinde dediler. Bizi yönlendirdiler. Biz buraya geldik. Duamızı ettik. Cenab-ı Allah bizleri versin bu mübarek zatların yüzü hürmetine. Bizleri affetsin inşallah. İnşallah bunlar bize aracı olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize şefaat edeceğine hiç kuşkumuz yoktur. İnşallah onlar bize şefaatçidir. Bunlar da Allah'ın güzel kullarıdır. Rabbim versin bizi bunların yüzü hürmetine, bizleri de affeylesin inşallah. Şu an ne hissediyorsunuz? Vallahi burada ben içeri girer girmez böyle bir manevi hava hissettim. Ben de hacca gittim 5 yıl önce, genç yaşında, 38 yaşında. Aferin. Gittim hacı tavafını yaptım, geldim yerine getirdim hacı farzasını. Tabii o kişiden kişiye değil, değişiyor da bu manevi havayı hissetmek lazım. Tabii. Ben buraya girdiğim zaman o manevi havayı aldım yani. Evet. Allah razı olsun. Onun için Cenab-ı Allah herkese de almayı nasip etsin. Amin. Söyleyeceklerim bu kadar.
Arap Baba Türbesi, yani benim çocukluğumdan beri bizim gelip gittiğimiz yerlerden bir tanesi. Yani bura kabir ziyareti bizim dinimizin bir gereği, yani bize ahireti hatırlattığı için önemli. Yani ziyaretimizin sebebi bu. Bir de cuma günleri kabir ziyareti ayrıca bir sevap yönü var. O yüzden işte bu taraflara geldiğimizde burada tabii babalar diyarı Harput. Ondan dolayı da buralara geliyoruz. Malatya'dan geliyorum ben. Aslen ama Elazığlıyım. Daha önce de görmüştünüz. Tabii daha önceden gördük. Nasıl? Daha önceki hali sanduka içerisindeydi. Tabii buralar inşaat sonradan yapıldı. Buralar güzel restore edilmiş sağ olsun emeği geçenlerden. Sanduka içerisinde göbekten yukarısı açıktı. Yani boyun kısmı, kafa kısmını görmek mümkündü. Şimdi kapatmışlar. Yani Fırat Üniversitesi herhalde incelemeye götürmüş rivayeti, öyle ben duydum. Ondan sonra şimdi sen göremedik mesela o baş kısmını, açık kısmını. Arap Baba eskiden açık, bedenen açıktı yani. Nasıl, etkilendiniz mi? Etkilenmez olur mu? Tabii ki insan etkileniyor. Görünce işte neticede akıbet bir gün bizim de böyle olacağımız düşüncesini insan da uyandırıyor. Elazığ Harput Mahallesi'ndeki Arap Baba Türbesi içinde bulunan ve mumyalandığı halde yaklaşık 700 yıldır bozulmayan ceset, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ile bilim adamları tarafından türbeden alınarak incelenmek üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Mumyalanmadığı halde bu kadar uzun süre bozulmadan duran naaşın, sırrının ve Arap Baba'nın kesin yaşının tespit edileceği bu araştırma sonucunda bakalım neler çıktı. Kimin doğrultusundaydı talebinde gerçekleştirildi? Arap Baba'nın incelenmesi yanılmıyorsam bundan 4-5 yıl önce kadardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine bir grup bilim adamı ve içerisinde benim olduğum ekip tarafından incelendi. Bunun için kimlerle çalıştığınız ortak bir çalışma mıydı bu? Evet, bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Profesör Doktor Yaşar İşcan, ki bu bir ünlü bir antropologumuz, onun başkanlığında bir arkeolog arkadaşımız, bir mikrobiyoloji uzmanı arkadaşımız ve ben adli tıp uzmanı olarak bir ekip tarafından inceledik Arap Baba'yı. Arap Baba'nın incelenmesinin nedeni neydi? Şimdi Arap Baba'nın bu naaşının herhangi bir şekilde bozulup bozulmadığı, efendim söyleyeyim, bir antropolojik ölçümleri, başının kendisine ait olup olmadığı, DNA incelemesi gibi bir takım bilimsel incelemeler için araştırma yapıldı. Bunun sonunda da bir takım verilere ulaşıldı. Peki ne gibi incelemeler yapıldı? Fiziki yapısında bir bozulma bulundu mu? Şimdi Arap Baba'nın bir kere öncelikle inceleme yapmak için Malatya'ya götürülmesi düşünülüyordu. Bundan 4-5 yıl öncesi olmasa sebebiyle biz bunu mevcut idareye bildirdik. Arap Baba'nın taşınması esnasında naaşının dağılacağını öngördüğüm için ben gelen Profesör Yaşar İşcan hocamıza da bunu söyledim. Bizim imkanlarımızın da yeterli olduğunu, çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü Malatya'da olmasa sebebiyle oraya götürmek istediler. Gidip gelene kadar Arap Baba'nın naaşının tamamen dağılacağını öngördüğüm için ben adli tıp uzmanı olarak onun burada incelenmesi için bütün şartları sayın o zamanki rektörümüzün, eski rektörümüzün izin alarak da bütün incelemeleri burada yaptık. Dolayısıyla kendisinin naaşına herhangi bir şekilde zarar vermedik. Ambulansla getirdik. Saatte 20 kilometreden daha hızlı gelmemesini de sağladık ambulansın. Bu şekilde kendisine hiçbir zarar vermeden burada incelemelerini yaptık. Arap Baba'nın mumyalandığı doğru mu? Evet, Arap Baba'nın hikayesi şu şekilde. Arap Baba'nın türbesi 1200'lü yıllarda yapılmış türbe ve kitabesi doğru. Arap Baba 1970'li yıllara kadar toprağın içerisinde. O türbenin herhangi bir deprem sonucunda veya çatısının delinmesi sonucunda o türbenin içerisinde su damlamaya başlıyor. Su damlamaya başlayınca toprak içerisinde olan Arap Baba'nın naaşı kokuşmaya başlıyor. Kokuşma olunca civardaki insanlar rahatsız oluyorlar. Bunu bildiriyorlar müze müdürlüğümüze. O zamanki müze müdürümüz de İstanbul'da Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bir ekip istiyor. Bu ekip Arap Baba'ya gelip, yanılmıyorsam 2 yıl arayla tahnit işlemine tabi tutuyorlar veya 1 yıl arayla. Daha sonra da topraktan çıkartıp, yani topraktan çıkarttıktan sonra tahnit işlemine tabi tuttuktan sonra şu andaki mevcut sandukasının içerisine koyuyorlar. Arap Baba aslında doğal bir mumya ve toprakta ve çürümüyor. Yani
800-900 yıl takviben çürümeden toprağın içerisinde kalıyor. 1970 yılında da çıkartılıyor. Peki sonuç olarak istenen bulgulara ulaşıldı mı? Şimdi Arap Baba'nın biz 2000-3000 tane multislice görüntüsünü çektik, harici görüntülerini çektik, mikrobiyolojik örnekleri aldık, DNA örnekleri aldık, antropolojik ölçümler yaptık. Ve bu antropolojik ölçümler sonucunda başının kendisine ait olmadığı tespit edildi. Mikrobiyolojik örnekler sonucunda da Arap Baba'nın kokuşmadığı, bozulmadığı, çürümenin olmadığı sonucuna varıldı. Fakat DNA incelemelerini, ki bu DNA incelemelerini dünya standartlarında bir laboratuvar olan Atletico Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi Atletico Anabilim Dalı'mızda gerçekleştirdik. Fakat bu Arap Baba tahlil işlemine tutulduğu için formaldehit dediğimiz bir maddeyle bu formaldehit DNA'nın incelenmesine imkan vermedi maalesef. Bundan dolayı DNA incelemesi başarılı olamadı. Formaldehit ile muamele eden herhangi bir doku hiçbir şekilde DNA incelemesine uygun bir halde kalmıyor. Bundan dolayı bu incelemeyi yapamadık ama diğer incelemelerimizi tamamladık. Baş ona ait olmadığını söylediniz. Evet. Peki kime ait, onu buldunuz mu? Neden oraya konulmuş? Bunlar tabii ki çok eski cesetler ve bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Kime ait olduğunu onu da bulamadık. Fakat kendisine ait olmadığı antropolojik ölçümler sonucunda söyledik. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim.